Merhaba. Borçlar Hukuku dersiyle ilgili bu programda satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi ünitesini ele alacağız. Bu kapsamda satış sözleşmesinden bu sözleşmenin türleri olan taşınır ve taşınmaz satışından söz edeceğiz. Daha sonra da bağışlama ve kira sözleşmelerine değineceğiz. Satış sözleşmesi Satış sözleşmesi satıcının satılanın ziliyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu'nun 207-281 hükümleri arasında düzenlenen satış sözleşmesinin konusu hukuki niteliği ve türleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Sözleşme, taşınır satışı ile taşınmaz satışı olarak farklı hükümlere tabidir. Satış sözleşmesinin konusu satılan mal niteliği taşıyan eşyalar, gayrimaddi mallar ve eşya ötesi değerler olabilir. Bu bağlamda elektrik enerjisi gibi doğal kuvvetler de satış sözleşmesine konu edilebilir. Ayrıca alacaklar, patent, mirasçılık durumu, logo gibi maddi olmayan şeylerin de satış konusu olması mümkündür. Satış sözleşmesinin hukuki niteliği ise borç doğuran, ani edimli, rızai ve tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmasıdır. Satış sözleşmesi, tüketici satışı, ticari satış ve milletler arası mal satışı olmak üzere üç türlüdür. Satış sözleşmesinin kurulabilmesi için tarafların objektif ve subjektif bakımdan esaslı noktalar üzerinde anlaşmaları gerekir. Sözleşmenin objektif açıdan esaslı noktaları, satış konusu yani satılan şey, satış bedeli ve bunların birbirleriyle yer değiştirmesi konusunda tarafların anlaşmasıdır. Taşınır satışı. Taşınır satışı, Türk Medeni Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır. Taşınır satışının geçerliliği kural olarak herhangi bir şekle tabi değildir. Bununla beraber özel kanunlarla getirilmiş istisnalar mevcuttur. Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesine ilişkin esaslarsa Türk Borçlar Kanunu madde 208 hükmünde düzenlenmiştir. Burada hasar ve yararın geçmesi ifadelerine de açıklık getirmek gerekir. Hasar, satılan şeyin taraflardan herhangi birinin sorumlu olmadığı sebeplerle telef olması veya değerinin azalmasıdır. Hasarın geçmesi, sözleşmenin kurulması ile ifa edilmesi arasında geçen sürede satılanın hasara uğramasından dolayı sorumlu olma durumudur. Yararsa, kendiliğinden veya her malikin normal olarak yapacağı faaliyetler neticesinde satılanda meydana gelen her türlü fazlalık veya fazla değerlerdir. Kanun hükmünde satılanın mülkiyetinin zilyetliğinin alıcıya geçmesi anına kadar hasarın kural olarak satıcıya ait olacağı ilkesi benimsenmiştir. Yarar da hasar gibi hasarın geçtiği andan itibaren alıcıya aittir. Taşınır satışı sözleşmesinde ayrıca tarafların hakları ve borçları ile bunların ifa edilmemesine veya kötü ifa edilmesine bağlanan sonuçlar da düzenlenmiştir. Ziliyetliğini devir ve mülkiyeti geçirme satıcının iki asli borcudur. Satıcının bu asli borçları yanında sözleşmeden, kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan borçları da vardır. Satıcı borçlarını hiç ifa etmemiş veya kötü ifa etmiş olabilir. Bu durumda alıcı borçlar kanununun özel hükümlerine dayanarak dava açabilir. Özel şekilde bir düzenleme yoksa genel hükümlere dayanarak da dava açabilir. Bunun yanı sıra satış sözleşmesinde borçlunun temerrüdü, satıcının satılanın zaptından ve ayıbından doğan sorumluluğu da ayrıntılı olarak hüküm altına alınmıştır. Satış sözleşmesinde ayrıca taşınır satışı kapsamında alıcının borçları da hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda alıcının borçları asli edim yüküme olan satış bedelini ödeme Satış sözleşmesinde kararlaştırılmış olduğu biçimde kendisine sunulan satılanı devralma, faiz ödeme, teslim alma ve senet masraflarını ödeme, satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma, satılanın ambalajını geri verme borcu gibi yan borçlardır. Alıcının satış bedelini ödeme borcunda temerrüdün şartları özel olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu konuda genel hükümler uygulanır. Ancak temerrüdün sonuçlarından olan seçim hakkının şartları ve içeriğiyle satıcının zararının hesaplanması hususları özel olarak düzenlenmiştir. Taşınmaz satışı Taşınmaz satışının konusunu Türk Medeni Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanların satışı oluşturur. Bu anlamda arazi, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler, bağımsız ve sürekli haklar taşınmaz satışına konu edilir. Taşınmaz satışlarına öncelikle kanunda yer alan taşınmaz satışına ilişkin özel hükümler, daha sonra ise taşınır satışı sözleşmesinin hükümleri kıyasen uygulanır. Taşınmaz satışında satıcının mülkiyeti geçirme borcunu yerine getirmesi ve alıcının mülkiyeti kazanması tapu siciline tescille gerçekleşir. Taşınmaz satışı sözleşmelerinin geçerliliği resmi şekle tabidir. Resmi şekli verecek makamsa tapu memur ve müdürleridir. Taşınmaz satışı sözleşmeleri resmi şekle uyulmadan yapılmışsa kesin hükümsüz olur. Taşınmaz satışında satıcının ayıptan ve zattan sorumluluğuna taşınır satışına ilişkin kurallar kıyasen uygulanır. Taşınmaz satışında kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrı haller dışında satılanın yarar ve hasarı kural olarak sözleşmenin kurulmasıyla alıcıya geçer. Ancak satılanın teslimi ile sözleşme ile bir süre belirlenmişse yarar ve hasar bu sürede olmadan önce alıcıya geçmez. Bağışlama Sözleşmesi Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere mal varlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Bir bağışlamanın söz konusu olabilmesi için bağışlayanın mal varlığının fakirleşmesi, bağışlananınsa mal varlığının zenginleşmesi gerekir. Ayrıca bu iki durum arasında uygun iyiliyet bağı bulunmalıdır. Bağışlama tek taraflı bir hukuki işlem değildir. Sadece tam ehliyetlerin yapabileceği tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu'nda hukuki nitelikleri birbirinden farklı bağışlama çeşitleri düzenlenmiştir. Bunlar bağışlama sözü verme, elden bağışlama, koşullu bağışlama ve yüklemeli bağışlamadır. Bağışlayan bağışlama sözleşmesi ile bağışlama konusunu teslim ve mülkiyetine geçirme borcu altına girer. Buna karşılık bağışlanan taraf herhangi bir borç yüklenmez. Bağışlayan, bağışlama sözü vermeden doğan borcunu yerine getirmemiş olabilir. Buna karşı bağışlanan, aynen ifa davası açarak bağışlamanın yerine getirilmesini isteyebilir. Bağışlayanın kötü ifadan sorumlu tutulabilmesi için ağır kusurunun veya kastının bulunması gerekir. Aksi takdirde bağışlayan, bağışlanana karşı sorumlu olmaz. Bağışlayanın ayıptan ve saptan sorumluluğu da yoktur. Bu durumun istisnası bağışlayanın özel olarak garanti sözü vermesidir. Bağışlama sözü verme yerine getirilmeden bağışlayan ölmüş de olabilir. Bu durumda dönemsel edimleri içeren bağışlama söz konusuysa bağışlama sona erer. Bağışlama sözü veren bazı durumlarda sözünü geri alabilir ve onu ifadan kaçınabilir. Bu durumlar elden bağışlanılan bir malın geri verilmesini isteyebileceği sebeplerden biri olması, mali durumunun sonradan sözün yerine getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmesi, bağışlama sözü verdikten sonra kendisi için yeni aile yükümlülüklerinin doğması veya bu yükümlülüklerin önemli ölçüde ağırlaşması, bağışlama sözü verenin borcunu ödeme güçsüzlüğünün belirlenmesi veya iflasına karar verilmesidir. Kira Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmesi üçlü bir ayrımda düzenlenmiştir. İlk ayrımda kira sözleşmesine ilişkin genel hükümlere, ikincisinde konut ve çatılı iş yeri kiralarına, üçüncü ayrımda ise ürün kirasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Kira sözleşmesi karşılıklı borç doğuran, rızai ve ivazlı bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir şekle tabi değildir. Uygulamada ispat bakımından yazılı şekilde yapılması tercih edilir. Kira sözleşmesi Borçlar Kanunu'nda bir şeyin kullanılmasını ve kullanılması ile birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme şeklinde tanımlanmıştır. Hükümde kullanma ve yararlanmadan bahsedildiği için adi kira ile ürün kirası birlikte değerlendirilmiştir. Adi kira sözleşmesinde kiraya veren bir şeyin belirli bir süre kullanılmasını belirli bir bedel karşılığında kiracıya bırakmayı taahhüt eder. Adi kira sözleşmesinin kiralananın kullanılmasının devri, kira bedeli ve tarafların anlaşması olmak üzere üç unsuru bulunur. Sözleşmede kiracının bir takım borçları da söz konusudur. Bunlar da kira bedelini ödeme, özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme, kiralananın iyi bir durumda muhafazası için özen gösterme ve gereken bildirimleri yapma, temizlik ve bakım giderlerini ödeme, ayıplarını kiraya verene bildirme, ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma ve kiralanan geri verme borçlarıdır. Kira sözleşmesinde alt kira, kullanım hakkının devri ve kira ilişkisinin devri de söz konusudur. Kiracı kanuni koşulları sağlamak kaydıyla kiralananı bir başkasına kiraya verebilir. Bu durumda alt kira söz konusu olur. Kiracının kiralananı bir başkasına tekrar kiralayabilmesi veya kullanım hakkını devredebilmesi içinse kanun koyucu iki şart arar. Bu şartlardan ilki, Kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamaktır. Diğeri ise kiraya verenin yazılı rızasını almaktır. Ancak bu şart yalnızca konut ve çatılı iş yeri kiraları için öngörülmüştür. Kiracı, kira ilişkisine de bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda üçüncü kişi kiracının yerine geçer. Kira sözleşmelerinde tarafların hak ve borçları yanında sözleşmenin sona ermesi de Türk Borçlar Kanunu'nda her bir ayrım için ayrı hükümlerle düzenlenmiştir. Buna göre kira sözleşmesi taraflardan birinin sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle sona erebilir. Kiracı kiralananı kullanma borçlarına aykırı hareket ederse kiraya veren yazılı bir bildirimle sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı kira bedeli veya yan giderleri ödemede temerrüde düştüğünde kiraya veren sözleşmeyi fesedebilir. Kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uygun biçimde olan fesih bildirimi yolu ile sona erdirilebilir. Türk Borçlar Kanunu'nda konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerse bunlarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eşya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların 6 ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Ürün kirası ise kiraya verenin kiracıya ürün veren bir şeyin veya bir hakkın kullanılmasını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir. Kanunda ürün kirasına ilişkin özel hükümler bulunduğu takdirde bu hükümler uygulama alanı bulur. Tersi durumda kira sözleşmesine ilişkin genel hükümler ürün kirası sözleşmesi içinde uygulanır. Evet değerli izleyenler. Satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi ünitesindeki önemli noktaları vurguladığımız programımız burada sona eriyor. Eser, vekalet ve kefalet sözleşmesini ele alacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere.